Evet arkadaşlar, bu derste veriyi toplama ve bunu bilgisayara aktarma işlemlerini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar, veri topladığımız araçlar genelde şu şekilde bir demografik kısım içeren, katılımcıların genel bilgilerini yer aldığı kısım ve daha sonra da esas bizim çalışmamızın amacını oluşturan konuya yönelik kullandığımız ölçme aracının sorularının yer aldığı bir kısım olur genelde. Mesela bizim şu anki örneğimizde işte beşli liker tipinde bir ölçeğin olduğunu varsayıyoruz ama bu tabii ki başarı testi de olabilir, bir anket de olabilir. Önemli değil. Burada önemli olan şey toplam puanı hesaplayıp bunun üzerinden bir değişken gibi düşünerek işte analizlerimizi yapmak. Şimdi burada öncelikle arkadaşlar, şurada gördüğünüz küçük rakamları, bunlar kodlama için gerekli olan şeyler arkadaşlar. Bunlar bizim kod numaralarımız. Bir katılımcı bunu doldurduktan sonra bunu bilgisayara aktarırken her defasında buraya kadın yazmıyoruz. Bir yazıyoruz. Erkek gördüğümüz yere iki yazıyoruz. En sonunda bu kodların tümünü bir seferde çeviriyoruz. Dolayısıyla bu bizim daha hızlı girmemizi sağladığı için bu şekilde kodları veriyoruz. Tabii puanlama da aynı buradaki gibi kodlanıyor. Katılımcı mesela katılıyorum seçeneğini işaretlemişse bu değişkene 4 değerine giriyoruz. Kararsızım işaretlemişse 3 giriyoruz gibi. Daha sonra buradan toplam puanı hesaplayacağız. Peki bunları SPSS'te nasıl oluşturuyoruz? Şu şekilde arkadaşlar, açtıktan sonra variable kısmına gelerek baştan itibaren sorularımızı tek tek giriyoruz. Burada şuna değinmek lazım arkadaşlar. Ad soyadı genelde araştırmada kullanmıyoruz. Bu kişisel bir veri olduğu için. Peki bunu neden topluyoruz? Bunu toplamamızın amacı şu: bazen ön test, son test, yarı deneysel çalışmalarda aynı kişiden gelen İki farklı zamandaki veriyi tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla verinin kime ait olduğunu bilmemiz lazım. O yüzden ad soyad verisini toplayabiliriz ama bunu araştırmada sunmuyoruz arkadaşlar. Gizli tutuluyor bu bilgi. Bu şekilde tek tek aşağı doğru girdik arkadaşlar. Başta değişkenlerimizi oluşturduk. Daha sonra bunların giriş türünü belirledik. Şöyle ad soyadın sağındaki type kısmından şuraya tıkladığımızda bu pencere açılıyor. Buradan bunun string olduğunu, yani kelimelerle girileceğini, daha sonra uzunluğunun ne kadar olabileceğini belirtiyoruz. Sonra da OK'ye basıyoruz. Bu şekilde farklı türde girdiğimiz değişkenlerimiz varsa buraya belirtiyoruz. Tabii şu an bu çalışmada sadece ad, soyad, string, diğerleri numerik olarak girildi. Sonra ikinci yapacağımız iş arkadaşlar, ölçüm biçimlerini düzenlemek. Bu da ne demek oluyor? Mesela cinsiyetimizde iki grup vardı arkadaşlar. Dolayısıyla bu kategorik bir değişken. Meslek de yine 3 grupluydu. Sigara içip içmeme durumu 2 gruplu. Bu şekilde gruplu olanları major kısmından tıklayarak nominali seçiyoruz. Diğerleri scale olarak kalıyor arkadaşlar. Tabii şurada ad soyad kısmı şu an bir anlam ifade etmediği için arkadaşlar bunu istediğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Sonra arkadaşlar bunların etiketlerini ayarlama. Topluca veri girişini yapmamızı sağlayan yukarıda bahsettiğimiz kodları burada belirtiyoruz. Mesela cinsiyet için şu values kısmına gelerek şu non yazan kısma bir defa tıklıyoruz. Daha sonra hangi koda ne karşılık geleceğini şöyle giriyoruz. Mesela 2'ye erkek, 1'e kadın. Bunu girdikten sonra add tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Sonra da tüm seçenekleri, tüm kategorileri girdiysek sonra okey diyerek bitiriyoruz. Bunu cinsiyet, meslek ve sigara için ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Sonra arkadaşlar, şimdi veri girişini, bu bizim SPSS şablonumuzdu. Burada şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Şu üstteki işlemleri eğer bir Excel tablosunda hazırlarsanız, tabii şu şekilde değil. Yani şöyle yukarıdan aşağı girerek değil de arkadaşlar, şurada bir örnek göstereyim. Evet, şu şekilde şurada gördüğünüz biçimde
Excel dosyasına girerseniz arkadaşlar, daha sonra data kısmından file, data, open, sonra da dosya tipini Excel'i seçerek oradan otomatikmen buraya aktarabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde buradaki string'i, bunun uzunluğunu, şuradaki değişken adlarını girmenize gerek kalmaz. Otomatikmen buraya aktarılır arkadaşlar. Şimdi daha sonra burada arkadaşlar bizim veri toplama aracımızda bunlar birer kağıt arkadaşlar. Her bir kağıdı bir satıra giriyoruz. Mesela bu birinci kişinin kağıdıysa bunu önce alarak işte verdiği yanıtları tek tek şöyle arkadaşlar ilk satıra giriyoruz. Sonra ikinci kağıdımızı alıyoruz ikinci satıra. Üçüncü kağıdı üçüncü satıra bu şekilde bütün verilerimizi giriyoruz. Dediğim gibi bu işlemi Excel'de de yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar şuradaki 1 ve A ok işareti olan tuşa bastığımız zaman kodlarla gerçek değerler arasında dönüşüm yapar ve bakın yukarıda 1 iken burada kadına dönüştü. Bu şekilde belki yüzlerce veriniz olacak. Tek tek böyle metin girmenize gerek yok arkadaşlar. Böyle kodla girebilirsiniz. Sonraki aşamamız şimdi ölçek puanlarımızı arkadaşlar veya başarı testindeki puanları doğru yanlış diye girdiysek 1-0 olacaktır buralar. Bunlardan bir toplam puan elde etmeliyiz ki analizleri bunun üzerinden yapalım. Bunu Excel'de de topla fonksiyonuyla hesaplayabilirsiniz. Eğer hesaplamadıysanız da SPSS'de Transform menüsünden arkadaşlar Compute kısmına giriyorsunuz. Daha sonra yeni değişkenin adını yazıyorsunuz. Karşı kısma da sum parantez içinde değişkenin başlangıç adı yani M1, to M2 demişiz arkadaşlar. Burası M4 olacak. Yani son değişkenine kadar yazıyoruz. Diyelim burada 20 sorunuz varsa M1, to M20 olacak. Bu şekilde arkadaşlar bu ifade hepsini toplayarak yeni bir değişken oluşturacaktır. Yani şu şekilde mesela şurayı 3, 4, 1 ve 2'yi toplayacak arkadaşlar. Ne yapar? 10. Bu şekilde bunları tek tek toplayarak buraya yeni bir değişken oluşturmuş olacak. İsterseniz tabi bunu kendiniz de toplayarak tek tek elde girebilirsiniz. Sonra değişkenimiz şu şekilde oluşacak arkadaşlar. Bu da data görünümündeki kısmı. Bu kadar arkadaşlar. Veri girişini yapıp toplam puanı hesapladıktan sonra artık analiz kısmına geçebiliriz. Burada şöyle bir şeye değinmek lazım arkadaşlar. Bazen şu ölçekteki maddeler ters olabiliyor arkadaşlar. Mesela genelde aynı şeyleri ifade eden tarzda olur. Mesela matematiği severim. İşte eksiksiz yaparım. Benim için önemli bir derstir gibi. Ama bir maddede de şunu söyleyebilir. Matematik beni çok zorlar. Matematik dersinde çok stres olurum. Genelde bunların yanında yıldız olur. Bu ifadeleri arkadaşlar ters kodlamamız gerekiyor. Yani ters kodlamak ne demek? Mesela 1 ise bunu tabi başta normal girdik. Daha sonra dönüşüm yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da 1 yerine 5 almasını talimatını vereceğiz. Sonra 2 yerine 4, 3 yerine yine 3 kalacak. Dolayısıyla yani ana puanın hesaplanma sistematiğini bozmamış olacak. Kısacası bu. Yani normalde çocuk olumsuz bir şey belirtmek istediği için bunu 1 olarak kodladı. Mesela matematikten nefret ederime 1 puan verdi. Bu ne demek oluyor? Matematiği aslında severim demek. Yani bunun 5 puan getirmesi lazım. Dolayısıyla bu dönüşüm işlemini yapabiliyoruz. Excel'de Ctrl H'la yani Find and Replace ile yapabiliriz. SPSS'de de arkadaşlar bunu hemen şöyle bir kontrol edelim. SPSS'de arkadaşlar bunu transform kısmından record into same variable kısmına girerek arkadaşlar buradan seçeceğimiz değişkeni okla sağ tarafa atıyoruz. Şu an bunu siz göremiyorsunuz. Old and new value ise tıklayarak old kısmına 1 mesela new kısmına 5 yazarsak bütün birleri 5 yapacaktır seçtiğimiz değişken için. Bu da bir dipnot arkadaşlar.
Bu şekilde veri girişini tamamlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra analiz kısmına geçebiliriz.